Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 6. haftasının 3. videosundayız. Açı 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 benzerliğimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açı 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 benzerliğini iki kalıba ayırdım. İşte bunlardan birincisini bu dersimizde işleyeceğiz. Sayfa numarası da 60 ve 61'in sol tarafını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Açı 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 ile ilgili soruların bir önceki videoda nasıl çözülebildiğini çok güzel bir şekilde öğrendik mi öğrendik. Şimdi de buna devam edeceğiz ama kalıp üzerinden devam edeceğiz. Normalde kalıp vermeyi sevmem ama bundan sonraki geometri hayatımızda bu kalıplar çok fazla karşımıza çıkacağı için normalde ben soru çözü çözü oturmuştu. Ama burada size kalıbı göstereceğim. Gösterdikten sonra soru çözü çözü de sizde de oturacak büyük ihtimalle. Önemli çünkü çemberde açıda bile karşımıza çıkıyor. Hatta çemberde uzunlukta bile karşımıza bu kalıplar çıkıyor. O yüzden senin için önemli bir kalıp. Aslında bir önceki videoda şunu öğrenmiştik. İki üçgende iki açı varsa üçüncü açılarda otomatikman ne oluyordu? E hocam üçüncü açıda Burası çift çizgiyse burası da çift çizgi oluyor. Da. Şimdi burada kalıp bir de şunu diyor. İki üçgende eşit iki açı olduğunda ortak açı da varsa. Bak şimdi. Bu üçgende ve büyük üçgende eşit iki açı var mı? Var. Nokta açısı nokta açısı. E ortak açı da burası. Aslında ortak açı demek hem bu üçgende bak noktaya karaladığım var. Hem de büyük üçgende bak noktaya karaladığım var. A bu ne demek? Şuradaki şeyi gösteriyor aslında bize. Sadece burada eşit iki açıyı göstermiyor. Eşit açılardan bir tanesi ne oluyor burada? Ortak açı oluyor. Heh ortak açı varsa üçüncü açıları da eşitleyeceksin kardeşim. E zaten burada da üçüncü açıları eşitliyorduk. Nokta karaladığım üçüncü açı burası çift çizgiyse e o zaman burada nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi. Bak önceden bu üçgen ve büyük üçgende ne oldu? Sadece ve sadece birer açılar eşitti. Ortak açıların da eşitliğinden bütün açılar eşit oldu. E bütün açıları eşit bulduktan sonra hocam hatta bu kalıp burada dursun böyle. Şurada göstermişim zaten. Ortak açıyı belirledim. Üçüncü açılarda birbirine eşit. E, o zaman bu iki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerliği yapacaksın. Benzerlikte de en iyi yaptığın şey ne? Aynı açını karşısındakileri oranlamak değil mi? Aynen. Burada da oranlayacaksın. Mesela burası AB, B, burası C, D, burası da X, Y olsun. Hemen benzerlik. Böyle yazmışım ama buradaki yazılışa bile gerek yok bence. Noktanın karşısı A bölü noktanın karşısı tamamı. Bak büyük üçgende C artı D. C artı D eşittir. Çift çizginin karşısı C bölü çift çizginin karşısı hop A artı B. Dikkat. Hepsi. Ondan sonra kare dumanın karşısı x bölü kare dumanın karşısı y diyeceğiz. Ve benzerliği de bu şekilde kenarlara uyarlayacağız kardeşim. Bu kadar basit. Zaten açı 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 da ne yapıyorduk? Ya birer açı verilmişse ya da geometride sıkıştığımızda ne yapıyoruz? Benzerlik hatımıza gelecek. Benzerlikte de ilk başta açılara dalmak. Açılara dalak halinde kalıp bir bir açı verilmişse ortak açı var mı diye bakmak bizim için aşırı derecede önemli. Hadi bakalım şimdi sorularına bakalım. Gerçekten çok kolay. Evet baktığımız zaman bu üç, Birer açıları eşit veren olan iki tane üçgen verilmiş. Hocam şu üçgenin var elimizde bir de büyük üçgen var. Tamam basit. E ne yapacağız? Ortak açı var mı? Var tabii ki. İşte burası. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse nokta karaladığım büyükte de, de üçüncü açı burası çift çizgi gibidir. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı açını karşısındakileri oranlıyoruz. Küçükten başlayalım. Noktanın karşısı 2 bölü. Noktanın karşısı hop tamamı 4 eşittir. Çift çizginin karşısı 3 bölü. Çift çizginin karşısı aha da burası. X artı 2 diyeceğiz. İşlemle sonuca bulacağız. Ama dikkat et şimdi artık biraz incelikleri de öğrenelim. Noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı 4 dedik ya. Bazen benzerlik oranı kolay bir kat olabilir. 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4 gibi olduğu zaman kafadan da yapabilirsin. Bak 2 iken 4 olmuş. 2 kat. E o zaman çift çizginin karşısı 3 ise çift çizginin karşısı 6 deriz. Ve x'i de kaç buluruz? 4 olarak buluruz. E buradaki işlemle de 4'ü bulursun. Hocam karalıdı başının karşısındakilere niye gitmedim? onlar boş. Boş verdiysen geçeceğin soruyu. Tamam. X'i yani EB'nin uzunluğunu 4 bulduk. Geldik örnek 11'e. Şimdi soruya baktığımız zaman burada ne var? Hocam bir ara çeşitli verilmiş. Aslında bir ara çeşitli verildiğinde bu üçgenle şu üçgen hemen dikkatimizi çekebilir. Evet bazen bu üçgenlerde de benzerlik çıkabiliyor. Bak şu üçgen ve şu üçgen. Tamam benzer. Niye? Hocam burası çizgi açısı iken burası da çizgi açısı. Burası da çift çizgisi o zaman burası da çift çizgi oldu. Ama benzer ama benzerlik kurabileceğimiz kenarlar yok burada. Açıya daldığımız zaman da bak mesela bazen de şu ikisinin benzerliğinde bu tip sorularda bu ikisinin benzerliğini yapacaksın. Ama biz sorularda neye dikkat ediyoruz? Kenarları belli olan üçgenler. O zaman ben bu üçgeni hiç düşünmemeliyim bile. Değil mi? Ya da bu üçgeni hiç düşünmemeliyim bile. İkişer kenarları yok burada. O zaman ne yapacağım? Noktalı noktalı üçgenler verilmiş. E noktalı üçgenlerde şu ikisine dikkat ettiğinde bir şey olmadı. E bir de noktalı üçgenlerde şu dikey üçgene dikkat edelim. Bir de noktalı üçgende nereye dikkat edelim kardeşim? İşte tam olarak şuraya dikkat edelim. Bak iki tane noktalı üçgende ortak açı var mı? Var. Neresi? İşte tam olarak burası. E nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığım mavide de üçüncü açı çift çizgidir. Evet. E, tek yapmamız gereken benzerlik. Hadi bakalım. Sarıdan başlayalım. Noktanın karşısı 4 bölü. Noktanın karşısı mavide 3. Sarıdan başlamıştım. E sarı da karaladığım açının karşısı boş. Boş ver. Çift çizginin karşısı var. 6. 6 bölü buradaki mavide de çift çizginin karşısı 4 artı x deriz. Sadeleştirmeleri yapalım istersen. 2'ye böl 3 2'ye böl 2 işler dışlar yaptığın zaman o zaman ne oldu burası 8 artı 2x eşittir 9 yaptı 2x eşittir 1 yaptı x'i de böylelikle kaç bulduk 1 bölü 2 bulduk örnek 11 1 bölü 2 çıktı geldik örnek 12 hmm. hocam iç içe üçgenler var işte dikkat et bu üçgenle bu üçgende eşlik açı var mı var Ortak açı var mı? Maalesef yok. İşte burada ve burada. Sadece bir ara çeler eşit oluyor. Ama üçgenleri saysana. Bir burada, iki burada, üç. Bir de büyüğü değil mi arkadaşım? Evet. E belki büyüünde vardır. Bak şimdi dikkat et. Bu üçgen ve büyük üçgene baktığın zaman ortak açı var mı? Var tabii ki. Bu üçgene bakıyorum ve büyük üçgene bakıyorum. Ya zaten eşitlik açı verildiğinde hemen ilk başta ortak açıya bakarım ben. Üçgenlere de dikkat edelim. Küçük üçgene baktım. Ya da ilk önce sen buna bakmadın mesela şuna baktın. Hocam bu üçgenle büyük üçgenle ortak açı var mı? Bu zaten bu açılar eşit verilmişti. Bu olmadı. O zaman ne yapacağız? Hemen diğer üçgene bakalım. Bu üçgenle de diğer üçgene bakalım. Ortak açı var mı? Var. Neresi? Hocam burası. E nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse? e bu da nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. Dikkat. En çok yapılan hata bu. Sakın bunu yapma. Niye? Çünkü büyük üçgende üçüncü açı çift çizgi olacak. Bunun tamamı çift çizgi olacak dostum. Değil mi? E o zaman burası çift çizgi olacak. Dedik mi dedik? Şimdi sarı üçgenle senin büyük üçgenin benzer. Dikkat. Noktanın karşısı 2 bölü noktanın karşısı 6 diyeceksin. İşlem yapacaksın ama güzel bir kat var. Kafadan yapabilirsin. Noktanın karşısı 2. Hadi buraya da x diyelim. Uzun yoldan yapayım önce. Noktanın karşısı 2 bölü noktanın karşısı büyükte 6 eşittir çift çizginin karşısı diye pardon çift çizginin karşısı burada 6 bölü çift çizginin karşısı x değil x artı 2 deyip işlem yapacaksın. Ya da kolay yolu noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı 6 3 kat var hocam çift çizginin karşısı 6 ise 3 kattan dolayı burası 18 olur ve buraya da kaç kalır 16 kalır. Sen buradaki işlemle de sonuca yine nasıl ulaşırsın 16 diye ulaşırsın. Evet örnek 12 16 oldu geldik örnek 13'e. Bakıyoruz şimdi soruya. Oranlama verilmiş bana. BD uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. Evet. Burası K ve Ali Bey uzunluğu 2K. Eee ne yapacağız şimdi? Şimdi 4 verilmiş burada ebenin uzunluğu ve ABC'nin alanı nedir diye soruluyor bize. Hmm. Ne yapacağız burada? Bakıyoruz alan isteniyor. ABC'nin alanını bulmak için ne yapmam lazım? Dik kenarlar çarptığının yarısı. Ya alanı görmedik ama dik üçgenin alanını da biliyoruz değil mi? E o zaman bana sorunun içerisinde burası da lazım olacak. Şuraya da bir x diyeyim istersen. Tamam. E şimdi ne yapacağız? bir ara çeşitliği verilmiş. Valla arkadaş soruya bakıyoruz. O yok bu yok şu yoksa büyük ihtimal benzerlik. Benzerlikte de bir ara çeşitliği verilmişse hemen açısı eşit verilen üçgenlere bakacağım. Elimizde burada noktalı bu üçgen var ya da noktalı bu üçgen var ya da noktalı şu büyük üçgen var ya da noktalı büyük dik üçgen var. Elimizde başka dik üçgen olmadığı için dik üçgeni düşünmeyelim en azından. Şuradaki noktalı bu üçgenle buradaki noktalı üçgende ortak açı yok ama buradaki noktalı bu üçgenle nerede? Hocam şuradakinde yani şu mavi üçgende ortak açı var. Neresi? İşte tam olarak burası. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyken sarıda. Büyük mavide de nokta karaladığım üçüncü açı tamamı çift çizgi midir? Evet. Şimdi açı 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 benzerliği çıktı. O zaman ne duruyorsun? Hadi işlemini yap. Noktanın karşısı k bölü. Noktanın karşısı 4 eşittir. Çift çizginin karşısı var burada. O zaman 4'e gittim. Bak hiç karaladığım açının karşısı bomboş. Oraya gitmedim. Çift çizinin karşısı 4 bölü. Çift çizinin karşısı x diyeceğim. E, buradan ne geliyor? K çarpı x. 16 geldi hocam. Hmm, ne yapacağız? E, ne yapacağız? Kullanmadığım bilgiyi kullan. Ne var burada? ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Dik üçgen bu. E, dik üçgenin alanında 2K çarpı x bölü 2 değil mi? Alan eşittir. 2K çarpı x bölü 2. Bölü 2'ler nanay oldu. K çarpı x yaptı. E, yukarıda da K çarpı x'i bulmuştuk zaten. Yani cevap 16 oldu dostum. 13. soru. Güzel bir soruydu. Zor bir soruydu biraz da. Ama zor değil de şuradaki verilen bilgileri kullanamıyorsunuz. Ondan dolayı. Normalde kitabınızda falan çıksa sizin için zor bir soru. Ama böyle artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Sıkıştığınız zaman benzerlik. Bir ara çeşit verildiğinde ortak açı var mı? Olmasaydı da alfa betalara bilmem nelere dalardınız böyle. Ya da a b açılarına dalıp ona göre işlem yapardınız. Ki sıralamanız artık böyle. Bundan sonra böyle. Unutmayın bunu. Hadi bakalım. Örnek 14. Bir katlama. Vallahi arkadaşım katlansın matlansın hiç önemli değil. Eski haline geri açıyorum. Açtığım zaman 2 iken burası da 2 mi? Evet. Hocam bu kenarla da bu kenar birbirine eşit mi? Aynen öyle. Tamam. Hatta üst üste binen açılar birbirine eşit. Buradaki açılar da birbirine eşit mi? Eşit. Tamam yazdık. Sonra ne diyor? Soru yok Katlandığında şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Eyvallah. Bir de bana şunu vermiş. Buradaki bilgiyi de kullanacağım ben. 2'yi 6'yı kullandım. Buraya ben bir alfa dersem. B, C, A üssü. Hmm, B, C, A üstü. Buraya bir alfa dersem. Şuraya da D, B, de beta dersem. D, B, de beta dersem. B, C'de açısı. BCD açısı. Alfa artı betaymış arkadaşlar. Ee, şurası alfa artı betaymış. O zaman burası ne oldu? Beta oldu. Dikkat et. Şu açıyı bana alfa artı beta demiş. E bizim alfamız buradaysa buraya beta kaldı. O zaman burası da beta mı yaptı? Evet. Şimdi açılara da alacağımız kesin mi? Kesin. Net. E hocam istersen şöyle yapabilirsin. Burada işte burada ne diyebilirsin? Beta ile alfa artı betanın toplamı burası yapıyor falan deyip ondan sonrasında işlemlerde yapabilirsin aslında. Ya da valla dikkati bir çeken bir şey var. Şu alfalık başka bir yerde aç yok ama betalık betalık açılar birbirine eşit. Ha bu üçgenle büyük üçgende birer açılar eşitken ortak açı var mı? Yok. Hemen ortak açı kalıbı atma geliyor benim birer açı. Senin altına gelsin. Mesela şu betalık üçgenle büyükteki betalık üçgene baktığın zaman bak büyük üçgendeki betalık üçgene bak dikkat. Baktığın zaman ortak açı var mı? Var. Nerede? İşte tam olarak burası. Hocam ortak açı var. Bak çünkü birer açıları eşitli. Hatta buraya da nokta koyayım istersen. Yani noktaya nokta yani betaya beta. E bu sarı üçgenle büyük üçgende ortak açı burası. E üçüncü açılar da birbirine eşit. Beta kanadığım üçüncü açı çizgiyse burada. Beta kanadığım üçüncü açı burası da çizgi değil midir? Evet. Sen şöyle de yapabilirdin. Beta ile alfa artı betanın toplamı burası yapacak. Yani burası alfa artı 2 beta yapıyor. A burası da alfa artı 2 beta deyip o benzerliği sarı üçgenle büyük üçgendeki benzerliği de o şekilde görebilirdin. Evet sarı üçgenle büyük üçgende benzerlik çıktı. Yine ortak açı kalıbından bulduk bunu. E o zaman başlıyoruz. Betanın karşısı 2 bölü. Betanın karşısı x diyelim buraya. 2 bölü x eşittir. Kaldım açının karşısı boş. Boş ver. E, çizginin karşısı burada kaç? x bölü. Şu sarı üçgende büyük üçgende çizginin karşısı şurasıydı çizgi. O da 8 yaptı. X kare eşittir 16'dan x'i de böylelikle kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Cevap 4 çıktı dostum. Evet katlamalarda da bu şekilde sorularla karşılaşabiliriz. Ama artık sen katlamayı da öğrendin. Yani şu katlamayı unutsan soru aslında kolay bir soru oldu. Soru aslında şuna dönüştü. Şurası nokta açısıyken burası da nokta açısı. Biraz önceki çözdüğüm sorulara benzedi aslında. Burada çözünce biraz karışık geldi ama şimdi soruyor. İstersen bir de şuna göre çöz. 2 6 şuradaki x istensin. Bir de videoyu durdur. Soru böyleyken kendin çöz bakalım. Daha rahat bir şekilde çözeceksin büyük ihtimalle. Örnek 14. 4 oldu. Geldik örnek 15'e. Ne diyor burada? Bir araçlar eşit verilmiş. E bir araçlar eşit verilen üçgenlere bakıyorum hocam. Bu üçgenle e, şuradaki üçgende eşit açılar varken ortak açı var mı? Yok. Maalesef yok. E noktaları nasıl kullanacağız? Açıya da alabiliriz. Evet dalabilirsin. Atıyorum buraya alfa dersin. Sonra buraya beta dersin. Hocam iki iç açı bir dış açı. Alfa artı beta dersin buraya. E burası alfa artı beta oldu ya. Bak şuradaki üçgende de beta ile neyi toplarsan alfa artı beta alfayı. Yani burası da alfa yapar. O zaman senin şuradaki üçgeninle buradaki üçgenin ne olur benzer olur diyebilirsin. Açıya dalarak bu şekilde yapabilirsin. Ya da bizim kalıpla Hocam birer açılar eşit verildiğinde e baktık şu üçgenle buradaki üçgende ortak açı yok ne yapacağız? Bazen öyle çakallık yaparlar ki şöyle yaparlar. E noktalarla ilgili işlem yapamadıysan bunun 180'e tamamlayanını düşün. Bu, hocam burası çizgiyse 180'e tamamlayanı. Noktanın buradaki de 180'e tamamlayanı da burası da çizgi değil midir? Evet. Şimdi çizgilere dikkat et bakayım. Çizgilik bak şuradaki üçgene bak şimdi. Bak. Çizgilik şu sarı üçgenle. E çizgilik bir de şu mavi üçgene dikkat et şimdi. Aa hocam çizgilik sarı üçgenle çizgilik mavi üçgende eşlik açı var. Ortak açı da var mı? Var. Neresi? Tam olarak burası. E çizgi, çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse. hocam şu mavide de çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. O zaman sarı üçgenle mavi üçgen ne oldu? Benzer oldu. Tek yapmam gereken aynı açının karşısındakiler oranlamak. Sarıdan başlayayım. Çift çizginin karşısı var burada. 3 bölü çift çizginin karşısı 6. Dur. Kolay benzerlik varsa kolayından yap kardeşim. Ama devamını getireyim istersen. Sarıdan başlamıştım. Çift çizginin karşısı 3 bölü çift çizginin karşısı 6. Eşittir. Çizginin karşısı hop 8 bölü. Çizginin karşısı hop 3 artı x dersin. Ve x'e ulaşırsın. Ama biraz önce dur demiştim. Hadi dur böyle yapalım. Çift çizginin karşısı 3 iken çift çizginin karşısı 6 ya. Aa hocam 1'e 2 oran var. O zaman sarı üçgende çizginin karşısı 8 ise e, o zaman öbüründe çizginin karşısı kaç yapar? 2 katından dolayı 16 yapar. X'i de böylelikle kaç buluruz? 13 olarak buluruz. Çünkü 3'ü buradan olduğundan dolayı. Tamam mı dostlar? Örnek 15. Aslında bazen de şuna dikkat etmek lazım. Ama ilk videoda anlattığım gibi açılara dalak da sonuca yine ulaşabilirsin. Geldik örnek 16'ya. Biraz zor bir soru. Evet. Gençler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Zor bir soru. Doğru. Ama ne dedik? Verilen bilgileri tam anlamıyla kullanabildiği sürece sen artık soruları yapabilme adayı mısın? Adayısın. Bakalım ben biraz da şunu merak ediyorum. Soruyu çözmektense sorunun belli bir kısmına kadar çözebiliyor musun? Bence önemli olan kısım o. Verilen bilgileri kullanmak diyoruz ya. Yani sen burada verilen bilgiler bu açı ortaylığı ve bu açı ortaylığı kullanacaksın mesela. Bakalım kullanmaya çalış. Öncelikle sen bir çözmeye çalış. Ben çözüyorum şimdi. Soruya geçeyim. Ne diyor soruda? Açı ortay verilmiş. Açı ortay verilmiş. 90 verilmiş. Hmm, ne yapacağım? Açı ortay formülünden gidebilirsiniz aslında. İki tane iç açı ortay arasında kalan açı formülünden. Ya da formülü boş ver. Başka ne yapabilirim? Bu arada bu açı ortay açı ortay. Açı ortayların kesim noktasına da dikkat et. E o zaman burası da açı ortay olmaz mı dostlar? Yani burası 45 ise burası da 45 mi olur? Evet 92 eş parçaya böldü. Çünkü Açı ortaylarının kesim noktasına da dikkat edecektik. Şimdi soruyu çözemeyen arkadaşlar şimdi bir daha durdurup bir daha çözsün. Belki de bu açı ortaylığı fark etmemişsindir. Tamam. Şu açı ortaylığı hala da kullanabilirim. Açıyı yazdık burada. Ya soru da böyle özel üçgenden falan çıkmıyor. Hocam 45 derece geldi ama buradan dik çizince özel açı yok gelmedi. Buradan dik çizince maalesef 45'i kullanamıyorum. O zaman bak özel açıda 45'i kırla kullanamıyorsam. Başka ne yapmalıyız? Açıya dalmalıyız büyük ihtimalle. O zaman şuradaki açılara A, A diyeyim. Şuraya da bir B, B diyeyim. Tamam dedik. 2 artı 2 b 90'a mı eşit? Aynen öyle. E o zaman 2 artı 2 b 90 ise A artı B'de kaç çıkacaktır? 45. Hocam bu üçgende A artı B 45 ise bu açı 135 çıkar. Dolayısıyla burası 45 çıkar. Ya da kardeşim 2 iç açı bir dış açı demekten demek daha kolay değil mi? Evet. A artı B buraya eşit olacak. Yani 45. Hmm, tamam. Sonra ne yapacağız? Takıldık kaldık. Ya kardeşim sorularda bir kere kenarları verilen üçgenlere dikkat ediyorum. Benim bir kere elimde şu üçgenim var. Tamam. Özel üçgenden çıkıyor mu? Benden ne istiyor? Ne? AD. X. Valla şurada özel açı mantığı dik çizsem olmuyor. Sonra buradan dik çizsek şöyle. Yok yine olmuyor. 3 kök 2, 3 kök 2. O zaman buradaki açıları kullanacağım. 45 derece 45 derece. Aa birer açılar eşit verilmiş. İşte bu tür sorularda özel açının olduğu sorularda siz özel açı ya yoğunlaşıyorsunuz ya ondan dolayı çıkmıyor. Baktınız özel açı mantığından çıkmadı o zaman açısal olarak düşün. Açısal bunları daha önce de söyledim açısal olarak düşün. 45'e 45 bunlar birbirine eşit. Eşit iki açı varken ortak açı var mı diye bakıyorduk. Bu üçgene de dikkat edeceğiz büyük ihtimalle. Bir de x'li bir üçgene dikkat edeceğiz. X'li bir üçgen şu üçgene dikkat edebilir miyiz? Hayır. Çünkü iki kenarı yok. X'li bir üçgen şu üçgene dikkat edebilir miyiz? Evet. X artı 4'e 6 var. E hocam zaten sarı üçgenle büyük üçgene dikkat edecek olursak şimdi ki zaten büyük üçgene şu şekilde birer açıların eşitliğinden dolayı da dikkat edebilirsin. Sarı üçgenle mavi üçgende a hocam b açısı ortak açı oldu. Eşlik açı var b açısı da ortak. E o zaman 45 b üçüncü açı burası çift çizgiyken büyük üçgende de 45 b üçüncü açı aha da burası çift çizgi olmak zorunda mı? Evet. Hadi başlıyoruz. Sarı üçgende 45'in karşısı 4 bölü. Büyük üçgende 45'in karşısı 6 eşittir. Burada çift çizginin karşısı var sarıda 6 bölü. Büyükte de çift çizginin karşısı x artı 4 deriz ve işler dışlar yaparız. Sadeleştirelim 2'ye böl 2, 2'ye böl 3. Bir daha 2'ye böl 2'ye böl burası 3 yaptı burada da 1 kaldı. İşler dışlar yaptığımız zaman x artı 4 eşittir 9 yaptı ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 5 bulduk yani cevap 5 çıktı. Zor bir soruydu ama benim için önemli olan ne? Sorunun belli bir kısmına kadar şu an için sorunun belli bir kısmına kadar gelebilmem bile çok önemli. Çünkü üçgenlerde böyle yarısına kadar gel ama dörtgene geçtiğimiz zaman da üçgeni de tekrarlı tekrar ederek gideceğiz ya orada. İşte orada tam anlamıyla işi de öğrenmiş olacaksınız zaten. Evet geldik örnek 17'ye. Bakış açısıyla ilgili bir soruyla karşı karşıyayız. Bir önceki videoda sanırım bakış açısıyla ilgili bahsetmiştim. Nazlıcan sorusunda burada da dürbün. Evet bakış açısını burada kullanacağız kardeşim. Bu ilk böyle 3 sene önce mi 4 sene önce mi yazdığım soruydu. İşte burada bakış açısından bahsetmiştim ve sınavda da böyle kamerayla ilgili, bakış açısıyla ilgili bir soru gelmişti. Ha, sınavda kolay bir soruydu aslında ama bakış açısını burada öğrenen arkadaşlar e, sınavdaki soruyu çok kolay bir şekilde yaptı. E, orada bakış açısının eşit olduğunu bilenler yapabildi yani oraya. İşte bu soruyu çözenler yapabildi yani. Burada zor bir soruda bahsettim orada ee, zor bir soruda anlattım bakış açısını ama burada da bir şekilde bahsetmeye çalışmıştım. İşte buna bunu or orada bunu demek istiyorum aslında. Bunu anlayan arkadaşlar, bakış açısını mantığını anlayan arkadaşlar sınavda o soruyu yaptı kardeşim. Şimdi senden bir şey istiyorum. Sen artık bu işi öğrendin. Bu soruda biraz e, zor bir soru. Bir de tuzağa düşürücü bir yer var burada. Bakalım sen bir sazanlık yapacak mısın? Tuzağa düşecek misin? Onu merak ediyorum aslında. Soruyu da dikkatli bir şekilde oku. Ya biraz e, cümlelerde devriklik olabilir ama anlamaya çalış. Anlamadıysan da yani belli bir noktaya kadar geldiğinde çözümde sonrasında da sen devam edebilirsin. Tamam o şekilde de yapabilirsin. Bazen biliyor. ya da ben buradaki şeyi anlatamayabiliyorum ama gayet de açıklayıcı aslında. Ben başlıyorum. Sen de çözmeye başladın. Şimdi çözdün ve geldin. Bakalım doğru mu buldun? Ya da cevap anahtarı mı hatalı? Bazen cevap anahtarı hatalı oluyor ya. Bakalım sazanlık mı yaptın cevap anahtarı mı hatalı? Ali. Ali Kara. Ali, Ali kim? Onu da öğrenin artık. Ali de hem abimin ismi hem de dedemin ismi. Yani büyük babamın ismi. Ee, tabii ki Ali'yi de ilk defa kullanıyoruz. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Ali belli bir uzunluğa dürbünle bakıp görüş alanındaki yerlere doğrusal olacak biçimde 1 metre aralıklarla direkt dikecektir. Bak Ali dürbünle bakıyor şurada mesela şey direkt dikecekse görüş alanındaki e, yerdeki 1 metre arayla direkt dikecek. O zaman şu görüş alanındaki yere kaç tane direkt diker? 2 metre ise hocam 1, 2, 3 tane dikiyor. E burası 3 metre ise görüş alanındaki yere dikecek ya. Şurası 3 metre ise normalde şöyle de diker. Birer metre arayla diyor ya şu 1 metre 1 metre şeklinde de dikebilir böyle ama en fazlası nasıl olacak? Tam görüş alanındaki şuraya diktiği zaman 1, 2, 3. 3 metreyi bu şekilde ayırmış oldu ama şu görüş alanındaki 3 metrelik yere kaç tane dikmiş oldu burada? 3, 4 tane direkt dikmiş oldu. İşte dikkat etmen gereken şey demek ki bu bir tanesi. Sonra Ali ABC üçgeni şeklindeki bahçenin AC ve BC kenarlarına direkt dikecektir. Hadi bakalım. AC'ye ve BC'ye direkt dikecek. Hemen bunları belirledim. A köşesinden dürbünle baktığında C'den itibaren bir dakika A köşesinden dürbünle baktığında C'den itibaren BC kenarına 5 direk dikebiliyormuş. Hmm. bizim Ali geldi buraya. Dürbünle bakıyor. Dürbünle baktığı zaman ama ne oluyormuş? C'den itibaren bakış açısı C'den itibaren olacak. Şöyle bir bakış açısı mı olacak? Evet. Bakış açısı burada alfaysa bizim Ali'nin bakış açısı da böyle dürbünle bakış açısı burada da alfa mıdır? Evet. Buraya kaç tane direk dikebiliyormuş? 5 tane direk dikebiliyormuş. Hadi dikelim 5 tane direği. Hocam birincisi burası. C'den itibaren. 1, 2, 3, 4, 5 tane direk diktik. Hocam buradaki uzunluk 5 birim mi? Hayır. Kaç birim oluyor? 5 tane direk dikebiliyorsan buradaki uzunluk bak 1, 2, 3, 4 birim oldu. Sonra devam edelim. B köşesinden aynı dürbünle baktığında. Bakış açısı değişmiyor o zaman. Bak, aynı dürbünle baktığında. C'den itibaren AC kenarına kaç tane direk dikiyormuş kardeşim? 3 direk dikiyormuş. O zaman şöyle baktığında dürbünle buraya bakış açısı da böyle mi olacak arkadaşlar? Evet. Buraya da kaç tane direk dikebiliyormuş? C'den itibaren 1 2 3 tane direk dikiyormuş. O zaman buradaki uzunluk nedir? 2'dir. Ama aynı dürbünden mi bakıyoruz. Evet. Buradaki bakış açısı alfaysa buradaki bakış açısı da nedir? Yine aynıdır. Yani alfadır. Peki devam edelim. Bahçenin BC kenarına 8 direk dikilebildiğine göre. Bahçenin BC kenarına 8 tane direk diktiğime göre. O zaman BC kenarındaki şuradaki uzunluk nedir arkadaşlar? B noktası da dahil mi? A ve B köşeleri de dahilmiş bu arada. Ee, o zaman buraya arkadaşlar istersen şöyle yapayım. Sayayım. BC kenarına 8 direk dikilecekse. Şöyle BC'yi belirleyeyim. Ben buraya 8 tane direk dikileceksem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tane aralık oluyor o zaman arkadaşlar şöyle baktığımız zaman? Hocam buraya 5 direk dikildiğinde bir eksiği kadar aralık oluyor. O zaman 8 direk dikilecekse burada uzunluk 8 değil. Kaç olacak? 7 olacak. İşte buna dikkat edeceksin. Bahçenin BC kenarına 8 direk dikilebildiğine göre Ali toplamda kaç direk dikmiştir diye soruluyor. E o zaman bu AC'ye de direk dikecekti. Onu hesaplayalım. Arkadaşlar şuraya baktığınız zaman hocam Şuradaki üçgende de bir alfalık var. Ve buradaki üçgende de bir alfalık var. Baktığın zaman iki üçgende hocam alfa ve şuradaki üçgende de bir alfalık var. Ortak açı var mı? Var. Burası. E o zaman alfa karaladığım üçüncü açı burası çift çizgi ise alfa karaladığım burası da çift çizgi olur mu? Olur. İki üçgen benzer oldu. Tamam hadi benzerlikten. Şuradaki uzunluğu bulalım. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4 olmuş. Güzel bir benzerlik. Sarıdan başlıyorum. 1'e 2 oran var burada. O zaman alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4 olduysa sarı üçgende çift çizginin karşısı 17 ise çift çizginin karşısı buradaki mavi üçgende kaç olur? 14 olur. Hocam buraya 14 direk mi dikeceğim? Hayır. Bak buraya kaç tane direk dikeceğim? Şu ve şu da dahil olmak üzere kaç tane direk dikebilirim? Uzunluk 14 ise 15 tane direk dikebilirim. Artı. E hocam bu ve bu dahil olmak üzere buraya kaç direk dikiliyordu zaten? 8 tane direk dikiliyordu. O zaman 10'da 15 buraya diktiysem. Buraya da 8 tane diktiysem. Toplamda kaç olur? 23 olur. Sazanlar. Gittiniz. Niye? Çünkü arkadaşlar toplamda buraya ve buraya kaç tane direk dikeceğimi bakacağım. Buraya diktiğimde kaç tane? 15 tane dikiyorum değil mi? Ve C'ye dikmiş bulundum burada. Evet. Hocam C'ye burada diktik. O zaman buraya diktiğinde niye bir daha C'ye dikiyorsun? Buraya diktiğinde ortak kullandın sen buradaki C'yi. Bir de eksi 1 demelisin. Buraya diktiğin direk sayısı 15. Buraya diktiğin direk sayısı kaç? 8. E, C'yi de iki defa saymış oluyorsun. Eksi 1 diyeceksin. Ya da buraya 15 dedin ya. Hocam buraya da 8 tane dikilecek. E bunu çıkartırsam 8 eksi 1 olacak o zaman. E o zaman cevap kaç yapıyor? 22 yapıyor. İşte genelde burada eğer buraya kadar gelebildiyseniz sonunda da şöyle bir sazarlık da yapılabiliyor. Ortak olan yerleri böyle ihmal edeceksiniz arkadaşlar. E ee, bunu nasıl sorularda mesela ortak olan yerler şöyle bir kare verirler. Burada da böyle bir kare verirler. Tamam mı? Şurası ortak olan yer değil mi? Atıyorum burası 6 verirler. Burası da 8 verirler. Toplam alan nedir diye sorarlar. Ne yapacaksın? Hocam 6'nın karesi artı bak 6'nın karesi artı 8'in karesi mi cevap? Hayır. Ne yapacaksın? Şurayı şurayı iki defa kullanmış olacaksın. E burası da belliyse eğer hocam 6'nın karesi artı 8'in karesi iki defa kullandın. O zaman bir tane şuradaki x'in karesini çıkartacaksın dostum. Ortak olan yeri de böyle sorularda ihmal etme. Özellikle matematikte ve geometride böyle ortak olan yerlerle de karşılaşabilirsin. Bunlarda da sazanlık lütfen ama lütfen yapma. Evet gençler yoruma da yazar mısınız? Yaptınız mı yapmadınız mı? Ya da anladınız mı anlamadınız mı? Ya da nasıl bir soru bakış açısıyla alakalı? Dikkat et öncelikle tanımlamışım. Şu kadar uzunlukta bu 2 metrelik yere 3 direk dikiyorum. Daha fazlalaştığı zaman uzunluk 3 metre oluyor ya. Buraya da 4 direk dikiyorum. Direk sayısıyla bu uzunluk bak bir eksiği oluyor. Ve aslında as baktığınız zaman biraz da mantığımızı çalıştıracak. Güzel bir soru. Genelde yapılan hata 5 direk dedik ya. Buraya 5 diyorsunuz. Buraya da 8 diyorsunuz. Buraya 3 diyorsunuz. Burayı buluyorsunuz. Buradan dolayı da sonuca yanlış e, bulanlar olmuştur büyük ihtimalle. İşte bunlarda da direk sayısı isteniliyor. Dikkat edin. Evet böylelikle olayı bitirdik mi? Bitirdik. Yani kalıp biri bitirdik. Sırada var? En önemli kalıplardan birindeyiz yine. Onu da bir sonraki videoda anlatacağız. Yani biz şimdi kaçıncı videodayız? 6. haftanın 3. videosundayız. O zaman 6. haftanın 4. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. kal.